Arkadaşlar merhaba. Konumuz erkek genital sistem anatomisi. Erkek genital sistemi dış genital organlar ve iç genital organlar olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Dış genital organlar penis, skrotum ve penis içerisinde bulunan üretra masculina. Ancak bugün üretra masculina'yı detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz. Daha önce üriner sistemde anlatıldığı için İç genital organlara baktığımızda ise skrotum içerisinde bulunan testis, epididimiz ve epididimizden sonra devam eden bir kanal olan ductus deferensi göreceğiz. Ayrıca 3 tane de genital eklenti bezi var. Mesanenin alt kısmında bulunan prostat, mesanenin hemen arka kısmında bulunan vesikula seminalis ve mid sagittal kesitte baktığımızda derin perine aralığında bulunan glandula bulbou Dış genital organlardan penisle başlayacak olursak penisi iki kısımda inceliyoruz. Dışarıda bulunan serbest kısma corpus penis ve perine içerisinde, yüzeyel perine aralığında bulunan kısmına ise radix penis adını veriyoruz. Normal pozisyonda penisin ön kısmına dorsum penis, arka yüzüne ise fasies uretralis adını veriyoruz. Penis Deri ve fibroz doku ile sarılı 3 adet silindirik yapıdan oluşur. Bu silindirlerden 2 tanesi şöyle koronal kesitte baktığımızda üstteki ikisi korpus cavernosum, alttaki tek olan ise korpus spongiosum'dur. Korpus cavernosuma bakacak olursak her iki korpus cavernosumun üst kısmında sulcus dorsalis denilen sığ bir oluk oluşur. Alt yüzünde ise daha derin bir oluk olan sulcus uretralis bulunur. Bu sulcus üretralise ise corpus spongiosum oturur. Corpus cavernosumları arkaya doğru takip ettiğimizde simfisis pubica'nın arkasında kalan kısmı ikiye ayrılır ve bu kısımlara kurus penis adı verilir. Kurus penisler iskiyon pubis koluna tutunur her iki tarafta ve bu kurus penisleri Musculus ischio cavernosus adını verdiğimiz kas burada örter. Korpus cavernosumları ayrıca tunica albuginea denilen fibroz bir yapı sarar. Ayrı ayrı her iki korpus cavernosumu saran derin lifleri vardır. Her ikisini birden de saran yüzeyel lifleri vardır. Tunica albuginea'nın, korpus cavernosumunun. Korpus cavernosumun tunica albuginea'sına tunica albuginea corporum cavernosorum adı verilir. Ve bu tunica albuginea her iki korpus cavernosum arasında birleşerek septum penis'i oluşturur. Penisten mid sagittal bir kesit aldığımızda korpus cavernosumları saran burada beyaz renkte tunica albuginea'yı görmekteyiz. Bu tunica albuginea korpus cavernosumlar içerisine trabecula corpora cavernosorum adı verilen bölmeler gönderir ve korpus cavernosumu caverna corporum kavernozorum adı verilen boşluklara ayırır. Başka bir maketten Mitsagittal kesitte korpus kavernozum ve spongiozuma baktığımızda burada gri renkte görmüş olduğumuz kısım korpus kavernozum ve bunun alt kısmında bulunan kırmızı renkte görmüş olduğumuz yapı ise korpus spongiozumdur. İçerisinde de üretranın pars spongiozası bulunur. Korpus spongiozum iki ucunda genişleme yapmıştır. Dış taraftaki uç kısmında yaptığı genişlemeye glans penis arka tarafta yapmış olduğu genişlemeye ise bulbus penis adı verilir. Bulbus penis burada derin perine aralığını alttan sınırlayan fascia inferior diafragmatis urogenitalis'e sıkıca yapışır. Bulbus penise şu maketten ve alt yüzden baktığımızda burada bulbus penisi bir kas örter ki bu kasada musculus bulbospongiosus adı verilir. Korpus Spongiosum'un aynı Korpus Cavernosum'da olduğu gibi yine bir Tunica Albuginea'sı var. Bunun Tunica Albuginea'sına ise Tunica Albuginea Corporis Spongiosi adı verilir. Ve Tunica Albuginea Korpus Spongiosum içerisine bölmeler gönderir. Bu bölmelere Trabecula Corporis Spongiosi adı verilir. Bu bölmeler arasında kalan boşluklara da Kaverna Corporis Spongiozi adı verilir. Penisin bağlarına bakacak olursak penisi asan iki tane bağ bulunur. Bunlar ligamentum suspensorium penis ve ligamentum fundiforme penistir. Ligamentum suspensorium penis karın ön duvarındaki derin fasyanın penisin hemen üzerinde kalınlaşmasıyla oluşan üçgen şeklinde bir bağdır. Bu bağ aşağıda penisin dorsumuna tutunurken yukarıda ise simfisis pubikanın alt kısmına ve daha da yukarıda linea alba'ya tutunur. Önden baktığımızda ligamentum suspensorium penis'i orta hatta görmekteyiz. Ligamentum suspensorium penis'in her iki yanında ise penis'in dorsumunu ve yan taraflarına tutunan ligamentum fundiforme penis'i görüyoruz. Ligamentum fundiforme penis ise karın ön duvarındaki skarpa fasyasının penisin hemen üzerinde kalınlaşmasıyla oluşan bir ligamenttir. Penisin fasyalarına baktığımızda iki tane fasyası bulunur. Birincisi fasya penis profunda yani bak fasyası. Diğeri ise fasya penis superficialis'tir. Fasya penis profunda tunika albuginea'nın hemen dış kısmında korpus cavernosumları ve korpus spongiosumları hepsini birlikte sarar ve burada Penis'in sırt kısmında tunica albuginea ile bak fasyası arasında orta hatta sulcus dorsalis'te yerleşmiş olan vena dorsalis profunda penis bulunur. Bu venin her iki tarafında arteria dorsalis penis bunun arterlerinde de dış kısmında burada göremiyoruz ama nervus dorsalis penis yerleşmiştir. bak fasyası ile bak fasyasını dışarıdan saran fasya penis superficialis bulunur. Fasya penis superficialis ile bak fasyası arasında da yine penisin sırt kısmında vena dorsalis superficialis penis bulunur. Bu venlerden vena dorsalis superficialis'e başka bir maketten dal kesitte baktığımızda bak fasyası ile fasya penis superficialis arasında burada vena dorsalis superficialis penisi görmekteyiz. Vena dorsalis superficialis penis penis derisini ve prepisyum penisi direne eder ve vena pudenda externa aracılığı ile vena saphena magna'ya direne olur. Mid sagittal kesitte vena dorsalis profunda penis'e baktığımızda ise tunica albuginea ile bak fasyası arasında bulunur. Simfisis pubica'nın altından geçerek prostatın etrafındaki plexus prostaticus açılır. Penisi en dıştan deri sarar ve bu deri glans penis üzerinde kendi üzerine katlanarak prepisyum penisi yani sünnet derisini oluşturur ki burada biz sünnet derisinin kesilmiş halini görüyoruz. Prepisyum penis içerisinde glandular prepisyales denilen diğer adı Tyson bezleri denilen bezler bulunur ki bu bezler bir salgı yaparlar. Bu bezin salgısı burada deri döküntüleriyle birleşerek peynir kıvamında kötü kokulu simegma adı verilen bir yapıyı oluştururlar. Prepusium penis, glans penisin alt kısmında arkaya doğru uzanan bir plika oluşturur ki bu plikaya frenulum prepusi adı verilir. Glans penisin arka tarafta yapmış olduğu genişlemeye corona glandis, bunun hemen arka kısmında bulunan dar bölüme ise collum glandis adı verilir. Penisi besleyen arterlere baktığımızda penisi iki arter besler. Arteria pudenda externa penis derisini besler. Arteria pudenda interna ise penisin e, geri kalan yapılarını besler. Burada fossa iskio analize baktığımızda fossa iskio analizin dış duvarında alkok kanalı içerisinde seyreden arteria pudenda internayı görüyoruz. Arteria pudenda interna öne doğru seyreder ve burada derine doğru giren e, bir dal verir ki bu dal arteria dorsalis penistir. Penisin sırt kısmında vena dorsalis profunda penisin her iki yanında sağlı sollu seyreder. Yine burada Arteria pudenda e, interna'nın Bulbus penis'i besleyen bir dalı vardır ki Bu dal Arteria bulbi penis'tir. Skrotum'un arka kısmını besleyen dalı ise Arteria scrotalis posteriores'tir. Bir dalı vardır ki onu burada göremiyoruz. Ancak kurus penis'i Delerek içerisine girer. Koronal kesitten baktığımızda Corpus cavernosum'ların Orta kısmında görmekteyiz. Burada Arteria profunda penis arteria helisinea adı verilen dallarını verir. Penisin ereksiyon mekanizmasına baktığımızda ereksiyon merkezi medulla spinalis'teki sakral 2-4 segmentlerdir. Bu merkezin uyarılması neticesinde bu merkezden çıkan uyarılar penisin arterlerini genişletirler ve penise gelen kan akışı artar. Bunun neticesinde penisin Korpus kavernozum ve spongiozumları kan ile dolar ve genişlemeye başlar. Burada corpus cavernosum ve spongiozumları saran tunika albuginealar gerilerek içeriden gelen kan basıncına karşı koyarlar. Bunun neticesinde penis sertleşir. Corpus cavernosumları saran tunika albuginea daha sert yapıda olduğu için içeriden gelen kan basıncına karşı koyarak daha çok sertleşir. Ancak Korpus spongiosum etrafındaki tunica albuginea gevşek yapıda olduğu için içeriden gelen kan basıncına karşı koyamaz. Bunun neticesinde çok fazla sertleşemez. Zaten e, sertleşseydi üretradan ejekulatın dışarıya atılması mümkün olmazdı. Dış genital organlardan skrotuma bakacak olursak skrotum içerisinde testisin ve funikulus spermaticus'un bulunduğu bir torbadır. Sağlı sollu bir çift olan skrotum gelişim sürecinde orta hatta kaynaşır ki bu deride rafe scroti olarak görülür. Sol funiculus spermaticus'un biraz daha uzun olmasından dolayı sol taraf skrotum biraz daha aşağıda görünür. Skrotumun bazı tabakaları vardır. Bu tabakalar bazı ders kitaplarında dıştan içe doğru kutis, tunica dartos, fascia spermatica externa, fascia cramasterica ve musculus cramaster, fasya spermatika interna ve orşyum olarak anlatılsa da aslında skrotumun iki tabakası vardır. En dışta kutis dediğimiz deri tabakası ve bunun hemen iç kısmında tunica dartos dediğimiz içerisinde düz kas liflerinin bulunduğu tabakadır. Diğer tabakalar ise skrotum ve testis arasında bulunan ve funiculus spermaticus'a ait olan tabakalardır. Bu tabakaları daha sonra Funiculus spermaticus'u anlatırken detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Tunica dartos tabakası skrotumun orta kısmında birleşerek septum skroti adı verilen yapıyı oluştururlar ve bu septum skroti skrotumu iki boşluğa ayırır. Skrotumu besleyen arterlerden bahsedecek olursak, arteria pudenda externa'nın dalı olan arteria scrotalis anterioris skrotumun ön kısmını besler. Arteria pudenda interna'nın dalı olan arteria scrotalis posterioris ise skrotumun arka kısımlarını besler. Ayrıca arteria cremasterica ve arteria testicularis'in dalları da skrotumu beslerler. Skrotumun venleri ise arterileri ile aynı isimlidir. Skrotumun sinirlerine baktığımızda ön kısmının duyusunu nervus ilio inguinalis ve nervus genitofemoralis'in ramus genitalis dalı, arka kısmının duyusunu ise Nervus perinealis'in ramus scrotalis posterioresi ve nervus cutaneus femoris posteriorun perineal dalları alır. İç genital organlardan testis ile başlayacak olursak, testis fetal dönemde karın arka duvarında parietal peritonun hemen arkasında bulunmaktadır. Ve burada testis'in alt kutbunu skrotumun derisine bağlayan gubernaculum adı verilen bir yapı bulunur. Testis Fetal dönemin 6. 7. aylarında kanalis inguinalis'in iç ağzı olan anulus inguinalis profundus'a gelir ve 7. ayda ise skrotuma inmiş olur. Testislerin %97 oranında doğumdan önce skrotuma inerler, %3 oranında ise doğumdan sonra skrotuma inerler. Eğer 1 yaşına kadar testis skrotuma inmemişse cerrahi müdahale gerekir. Testise daha yakından bakacak olursak, testisin bir üst kutbu bir de alt kutbu var. Üst kutbuna ekstremitas superior, alt kutbuna ise ekstremitas inferior adını veriyoruz. Fasies lateralis ve fasies medialis adı verilen yüzleri var. Margo anterior ve posterior adı verilen iki tane de kenarı var. Margo posteriorda damarların, sinirlerin ve kanalların geçtiği mediastinum testis adı verilen bölüm bulunur. Ve margo posterioruna arka yüzden epididimis adını verdiğimiz iç genital organlardan birisi tutunur. Testis skrotum içerisinde parietal peritonun skrotum içerisine uzanan bölümü olan tunica vaginalis'in içerisine gömülür ve tunica vaginalis'in burada iki yaprağı tarafından sarılır. Bu yapraklardan içtekine epiorsium veya lamina visceralis, dıştakine ise periorsium ya da lamina parietalis adı verilir. Epiorsium testisi ve epididimisi ayrı ayrı sararken Peri orşium, bu ikisini birlikte sarar. Şu maketimizden bakacak olursak burada peri şu şekilde görmekteyiz. Testisi burada epididimisi görüyoruz. Şurada testisi görüyoruz. Epiorşiyum ise daha içte testisi ve epididimisi ayrı ayrı daha sıkı bir şekilde sarıyor. Burada peri ile epiorşiyum arasındaki boşluğa ise kavum skrotu adı verilir. Bu boşlukta bir miktar sıvı bulunabilir. Buradaki sıvının miktarı artarsa buna da hidrosel adı verilir. Tunica vaginalis'in testis'in üst kutbu ile kaput epididimis arasında kalınlaşmasıyla oluşan bir ligament bulunur ki bu ligamente ligamentum epididimis superior adı verilir. Testisin alt kutbu ile cauda epididimis arasında da yine tunica vaginalis'in kalınlaşmasıyla oluşan ligamentum epididimis inferior adı verilen bir ligament bulunur. Epiorchium'un daha derininde ise testisi sıkıca saran tunika albuginea bulunur. Bu tunika albuginea testisler içerisine septula testis adı verilen bölmeler gönderir ve testisi sayıları 200 ile 300 arasında değişen lobüllere ayırırlar. Bu lobüllere ise lobulü testis adı verilir. Her bir lobulü testiste sayıları 1 ile 3 arasında değişen tubuli seminiferi contorti adı verilen tübüller bulunur ki spermler burada üretilir. Tubuli seminiferi contortiler testisin merkezine doğru birleşerek sayıları daha az olan 20 ila 30 kadar tubuli seminiferi rektileri oluştururlar. Tubuli seminiferi rektilerde mediastinum testise yakın bir yerde rete testis adı verilen veya diğer adıyla haller ağı denilen ağı oluştururlar. Bu ağdan çıkan ductuli efferentes adını verdiğimiz kanallar ise mediastinum testisten testisi terk ederek kaput epididimis açılırlar. Epididimis ise Testis'in arkasında bulunan ve 3 bölümden oluşan bir yapıdır. Üst kısmına kaput epididimiz, orta kısmına korpus epididimiz, alt kısmına ise cauda epididimiz adı verilir. Epididimiz aslında 6 metrelik bir kanal olan ductus epididimisin yumak şeklinde kendi üzerine katlanmasından oluşur ve spermlerin olgunlaştığı yerdir. Cauda epididimizden sonra ise ductus deferens devam eder. Ductus deferens burada funiculus spermaticus içerisinde yükselerek kanalisin günalisten geçer ve karın içerisine girer. Burada arteria vena epigastrica inferioru üst dış kısmından çaprazlar. Arteria vena iliaca externa ise ön tarafından çaprazlayarak mesanenin yan tarafında arkaya doğru devam eder. Burada üreteri ise ön tarafından çaprazlar ve mesanenin arka kısmına yani fundus kısmına gelir. Burada bir genişleme yapar. Bu genişlemiş kısmına ampulla ductus deferentis adı verilir. Ductus deferensin son bölümü vesikula seminalisin kanalı olan ductus excretorius ile birleşir ve ductus ejaculatorius'u oluştururlar. Ductus ejaculatorius ise prostata arka kısmından girerek Uretra'nın pars prostatikasına açılır. Genital eklenti bezlerine geçmeden önce funiculus spermaticus'tan bahsedecek olursak funiculus spermaticus'u saran tabakalardan öncelikle bahsedelim. En dışta fascia spermatica externa bulunur ki bu tabaka scrotumun tunica dartosunun hemen iç kısmında bulunan tabakadır. Burada tunica dartosla fascia spermatica externa arasında fasyal bir aralık bulunur. Fasya spermatica externa'nın hemen iç kısmında ise kırmızı renkte gördüğümüz musculus cramaster ve burada bu kasla birlikte fasya cramasterica bulunur. Ee, sağ taraftaki funiculus spermaticus'a baktığımızda burada av şeklinde musculus cramasteri görmekteyiz. Musculus cramasteri ve fasya cramasterica'nın iç kısmındaki tabaka ise fasya spermatica interna'dır. Funiculus spermaticus'ta bulunan yapılar ise Plexus pampiniformis dediğimiz ven ağı ve bu venanın yukarıya doğru e, devam ederken birleşerek oluşturduğu vena testicularisler burada bulunur arteria testicularis yine burada bulunur ductus deferens ve ductus deferensin etrafındaki arteria ductus deferentis ve plexus ductus deferentis burada bulunur ve nervus genitofemoralis'in femoralisin ramus genitalis'i de funiculus spermaticus'ta bulunur genital eklenti bezlerine bakacak olursak Bunlar prostat, vesikula seminalis ve glandula bulbu üretralisti. Öncelikle prostata bakalım. Prostat mesanenin cervix vesica kısmının hemen alt kısmında diyafragma ürogenitalisin ise üst kısmında yerleşmiştir. Arka tarafta rektum ile komşudur. Ön tarafta da simfisis pubica ile arasında yaklaşık 2 santimlik bir mesafe bulunur. Ve prostatın ön kısmında da retsüs aralığı dediğimiz ve diğer adı spasyum retropubicum dediğimiz bir aralık bulunur. Prostatın yüzlerine baktığımızda ise fasies anterior, fasies posterior, fasies lateralis ve fasies inferolateralis denilen yüzleri bulunur. Prostatın salgısı ejekulatın yaklaşık %20'sini oluşturur ve salgısı bazik karakterlidir. Prostatın iç kısmına baktığımızda ise üretranın pars prostatikası içinden geçer. Burada prostatın arka kısmına doğru girinti yapan yapı ise kadınlarda vaginanın karşılığı olan utrukulus prostatikustur. Ductus ejakulatorius ile bu yapı karıştırılabilir. Ancak burada midsagittal bir kesit olduğu için buna utrukulus prostatikus diyoruz. Ductus ejakulatoriuslar sağlı sollu biraz daha derinden e, prostatı arka kısmından delerek üretreye açılan yapılar. Vesikula seminalislere bakacak olursak mesanenin arka yüzüyle rektum arasında bulunurlar. Uzunluğu yaklaşık 5 santim, genişliği ise yaklaşık 2,5 santim kadardır. Kanalı olan ductus excretorius, ductus deferensin kanalı ile birleşerek ductus ejaculatorius oluştururlar. Ve vesikula seminalisin salgısı ejakulat salgısının yaklaşık %60'ını oluşturur. Salgısı Bazik karakterlidir. Bazik olmasının nedeni ise vaginadaki asidik ortamı nötralize ederek spermlerin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamaktır. Ayrıca salgısı içerisinde spermlerin hareketi için gerekli olan fruktoz bulunur. Genital eklenti bezlerinden sonuncusu ise derin perine aralığında ve üretranın pars membrana seyası seviyesinde bulunan glandula bulbu üretralistir. Bu bez yaklaşık 2,5 cm uzunluğundaki bir kanal ile bulbus penis içerisinde bulunan üretranın pars spongiozasına açılır. Bu bezin salgısı cinsel birleşme anında vaginanın kayganlığını artırır. Ejekülasyondan bahsedecek olursak, ejekülasyon merkezi medulla spinalis'teki lumbal bir ikinci segmentlerdir. Bu segmentlerden gelen uyarılar neticesinde ejekulat prostatın iç kısmında bulunan üretraya Ductus ejaculatorius aracılığıyla boşaltılır. Buradan sonra ise bulbus penis'i saran Musculus bulbospongiosus'un kontraksiyonu ile ejakulat salgısı ostium urethrae externum'dan dışarıya kesik kesik atılır.